Sabah Haber'le yeni bir günden daha mutlu günler, günaydınlar değerli izleyenler. Yeni bir günde daha güncel gelişmeler ve haberlerle sizlerle birlikteyiz bugün de. Ve bugün takvim yaprakları 26 Ağustos Perşembe gününü gösteriyor. Yine yaklaşık 2 saat boyunca sürecek yayınımızda hem dünyadan hem de yerel gelişmelerden bahsedeceğiz sizlere. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hem de gerek Kıbrıs Türk basını, gerek Türkiye basını ve gerekse de Kıbrıs Rum basının da bugün gazete manşetlerinde yer alan önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya, bu haberleri irdelemeye çalışacağız yayınımız süresince. Ve yayınımız sürerken bizleri nerelerden takip edebileceğinizi de aktaralım televizyon kanallarımız dışında. Bizleri eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebileceksiniz. Facebook ve YouTube üzerinden eş zamanlı yayınlarımız sürecek. Aynı zamanda 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından da bizleri trafikteyken, evdeyken eş zamanlı olarak yine dinleyebileceksiniz. O zaman yeniden günaydın diyelim sizlere, günaydın dileklerimizi sunalım ve günün getirdikleriyle, gündemle Sabah Haber'e başlayalım. ...26 Ağustos gündemine hızlıca bir geçiş yapalım değerli izleyenler. Bugün İstanbul Tekno Festival'de sergilenmek üzere Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç ve drone'un tanıtımı yapılacak. Söz konusu tanıtım etkinliği saat 18'de yer alırken tanıtıma Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak. Biyologlar Derneği, Şehir Plancıları Odası ve Yeşil Barış Hareketi Bafra bölgesindeki ormanlık arazinin güneş panelleri kurulması için kiralanması konusunda Yüksek İdare Mahkemesi mukayitliğine bugün saat 10.30'da dava dosyalayacak. Ve günün son gündem maddesiyle devam edelim. Türkiye İş Bankası'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında bugün saat 9.30'da Girne Kapısı'ndaki Atatürk büstüne çelenk konulacak. Ve değerli izleyenler, Sabah Haber'de sırada gazete manşetleri var ve Kıbrıs Türk basınıyla gazete manşetlerine başlıyoruz bugün. Yerel gündemimizde bugün gazetelerde hangi haberlere öncelik verildi, ön sayfalarda hangi haberler yer alıyor, manşetlerde hangi gündem maddeleri sıralanıyor, hep birlikte bakalım ve Güneş Gazetesi ile bugünün gazetelerini irdelemeye başlıyoruz. Güneş Gazetesi Başbakan Saner'in açıklamalarıyla bugün manşet haberini yansıtmış oldu ön sayfasında. Başbakan Saner, daha sağlıklı, demokratik ve adil olanın 24 Ekim'de 6 ilçede oylama yapılması olduğunu ve MYK'nın da bu yönde bir karar aldığını söyledi. Parti meclisine inanıyorum ifadesini kullandı. Saner'in bu ifadesinin de manşet haberinin başlığına çekildiğini görüyoruz. Detaylarıyla sizleri buluşturalım. Başbakan Ersan Saner, üye sayısı ve salgın dikkate alındığında 24 Ekim'deki parti olağan kurultayında katılımcılık, demokrasi ve adalet adına genel başkanlık, parti meclisi ve diğer organlar için oy kullanmanın 6 ilçede yapılmasının en doğru yol olduğunu söyledi açıklamasında. Merkez Yönetim Kurulu'nun bu yönde kendisi ve parti genel sekreterinin de olumlu oylarıyla bir karar aldığını, kendisi ve genel sekreterin bu kararın arkasında durmaya devam ettiklerini belirtti Başbakan Saner. 17 bin kişiyi bu salgın koşullarında oy vermek için Lefkoşa'da toplamanın hiçbir anlamı olmadığını da ifade etti. Pandemi koşulları da göz önünde bulundurulduğunda. Başbakan, Lefke, Güzelyurt, Girne, İskele ve Gazi Mausa ilçelerindeki 12 bine yakın Ulusal Birlik Partisi üyesinin kendi ilçelerinde oy kullanmasının katılımcılığın artırılması ve salgın koşullarında da çok önemli olduğunu da altını çizmiş oldu. Özellikle katılımcılığın artırılması ve yine bu salgın noktasında tüm kişilerin tek bir noktada toplanmaması ve kendi bölgelerinde oylarını daha rahat bir şekilde, daha tedbirli, güvenli bir şekilde kullanmalarıyla alakalı olarak.
Sürmanşete doğru ilerliyoruz Güneş gazetesinde. Şimdi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne yapmış olduğu ziyaret ve burada gerçekleştirdiği konuşmalara döneceğiz. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Tatar, aşılanmanın toplumsal bir ödev olduğunu ifade etti ve Tatar'ın bu açıklaması da haberin başlığına yansıdı. Yine Tatar'ın devlet hastanesine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten bir fotoğrafın da sürmanşette yer aldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette hastane sağlık çalışanlarıyla görüştü ve koronavirüs salgını başta olmak üzere yapılan çalışmaları da yerinde inceleme imkanı buldu. Yine Cumhurbaşkanlığından da bu söz konusu ziyaretle ilgili yapılan açıklamada Gazi Mausa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfoğlu tarafından karşılandı Cumhurbaşkanı Tatar ve ziyareti sırasında da yaptığı açıklamada Covid-19 salgını konusunun toplumsal bir mesele olduğuna değindi, aşılanmanın şart olduğuna işaret etti, aşılanma toplumsal bir ödev haline gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Yine logo kenarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Maraş konusunda yapmış olduğu açıklamalara değineceğiz. Maraş siyasetimiz doğrudur dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Maraş konusunda bizim siyasetimiz doğru bir siyasettir dedi ve BRT'de katıldığı programda Türkiye'nin de bu konuda Kıbrıs Türk'üne desteğinin tam olduğunu kaydetti Cumhurbaşkanı Tatar. Biz bir 47 yıl daha Maraş'ı kapalı tutamazdık. Çünkü Rum tarafı bizim iyi niyetimize karşı adım atmamıştır. Biz her ne kadar da Vakıflar İdaresi'nin ortaya koyduklarına rağmen uluslararası hukuka aykırı hareket etmiyoruz ifadesinde bulundu. Yine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek olan Orman Dairesi ekibi ve Karşıya'daki yangına müdahale eden kadınlara teşekkür belgesi takdim etmiş oldu. Bu haber bugün ön sayfaya yansıdı. Tarım Bakanlığı'ndan 27 üreticiye 499 bin Türk lirası soğuk zincir hibesi verildi değerli izleyenler. Ve bir zam haberiyle devam edeceğiz. Tabii Güneş gazetesinin ön sayfasında yer alıyor. TÜPGAZ'a yapılan 17 Türk liralık zam bugün gazetelerin ön sayfalarına yansıyan bir gelişme oldu. Güneş gazetesi bu haberi kullandı. Fiyatı 90 Türk lirasından olan ev tipi tüp gaz fiyatının 107 Türk lirasına satılmaya başlanacağı ifade ediliyor. 10 kiloluk 90 Türk lirasından satılan ev tipi tüp gaz artık 107 Türk lirasına satılıyor. 17 Türk liralık bir zamla birlikte. Ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu'nun da okullarla ilgili yüz yüze eğitimle ilgili yapmış olduğu açıklama, okullarda pandemi kurullarının oluşturulacağı bilgisini paylaştı Bakan Amcıoğlu. Eğitim ordusunun %95 aşılandığını ifade etti açıklamasında, aksi olumsuz gelişmelere de hazır olduklarına dikkati çekmiş olduğu yaşanabilecek aksilikler ve olumsuzluklara karşı da bir takım önlem, tedbir ve hazırlıklarında yapıldığını söyledi Bakan Amcıoğlu. Yine devam ediyoruz Amcıoğlu'nun konuşmasıyla. Tüm eğitim kurumlarında meslek liseleri dahil pandemi kurullarının oluşturulacağını, olası pozitif, temaslı ya da semptom gösterenlere yönelik gerekli tedbirlerinde koordineli şekilde uygulanacağını söyledi bakan ve eğitim ordusunun %95 aşılandığına da vurgu yapmış oldu. Bu şekilde Güneş Gazetesi'nin bugün okurları için hazırladığı ön sayfasında yer alan tüm haberleri paylaşmaya çalıştık sizlerle ve Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım Vatan Gazetesi bugün ön sayfasında hangi haberlere yer vermiş oldu. Elsen'in gerçekleştirmiş olduğu yürüyüşle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na, Kıptek'ten Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na gerçekleştirmiş olduğu yürüyüşle ilgili haberi bugün manşetinden yansıtmış oldu Vatan Gazetesi. Elsen'den Siyah Çelenk başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen yetkilileri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yani Kıptek önünde toplandı. Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi dün.
Bakanlığa siyah çelenk de bırakılan eylemde Kıptek'e yatırımların yapılmadığı savunuldu. Kurumun özelleştirilmesine karşı mücadele verileceği de yinelenmiş oldu aktarılanlara göre. Yönetim kurulu düzeyindeki eyleme Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakan'ın ve bazı milletvekillerinin de aralarında olduğu "Bu memleket bizim" platformu çatısı altındaki siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılarak destek verdiği ifade ediliyor. Bazı siyasi yetkililer, siyasi aktörler, sendika, parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı bir eylem gerçekleştirmiş oldu. Elsen dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na gerçekleştirerek siyah çelenk de bıraktığı yürüyüşte. Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız. Özelleştirmeye hayır pankartları açıldı. Çözüm yatırımlardır. Zamlar değil, susmuyoruz, korkmuyoruz, kurumumuza sahip çıkıyoruz. Son kale Kıptek yaşatma savaşımız bitmeyecek yazılı dövizler de taşındı eylemde ve polisin de tabii bu eylemde geniş güvenlik önlemleri aldığına değiniliyor Vatan Gazetesi'nin manşetten paylaştığı habere göre. Ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e yönelik yapmış olduğu cevapla devam edeceğiz. Irkçılığı kendisi yapıyor dedi Tatar Anastasiadis için. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayın Anastasiadis yıllardan beridir Kıbrıs'ın Helenizmin bir parçası olduğunu ve Kıbrıs Rumlarının Helenizmin DNA'sını taşıdığını ısrarla söyleyip ırkçılığı kendisi yaparken benim bir gazeteye yaptığım açıklamayı çarpıtarak ırkçılık yaptığımı iddia etmesini büyük bir çelişki ve saygısızlık olarak görüyorum ve kınıyorum ifadesine yer vermiş oldu. Özellikle bu Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptalinin noktasında gerçekleşen karşılıklı diyaloglarda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anastasiadis'e yönelik böyle bir cevap vermiş oldu. Logo kenarında da TÜBGAZ'a yapılan 17 Türk liralık zam haberiyle bir kez daha devam edeceğiz. 17 liralık yapılan zammı tekrardan hatırlatmış olalım sizlere. 10 kiloluk 90 Türk lirasından satılan ev tipi TÜBGAZ'ın fiyatının dün alınan karar doğrultusunda 17 Türk lirası artışla 107 Türk lirasından satılmaya başlandığı bilgisi var değerli izleyenler. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın "Memleketi enkaza çevirdiler" ifadesiyle yapmış olduğu açıklamaları aktaracağız. Vatan Gazetesi paylaştı ön sayfasında. Ekim-Kasım aylarında ülkede bugüne kadar görülmemiş bir ekonomik krizin yaşanacağına dikkat çekti. Genel Başkan Erhürman açıklamasında hükümetin tek derdinin ise kurultay olduğunu ifade etmiş oldu. Hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan Erhürman, memleketin enkaza çevrildiği görüşünü de ortaya koymuş oldu. Hükümete yönelik yaptığı eleştiriler kapsamında da ülkenin bir enkaz alanına dönüştüğünü söyledi Erhürman. Atakan Alsancak yolu neden tamamlanmıyor sorusunu sordu. Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan'ın yönelttiği bir soru bu Alsancak yoluyla ilgili olarak. Alsancak-Lapta Karşıyaka Yol Projesi'nin 2020 yılında başlatılan birinci etap çalışmalarının bir önceki hükümet döneminde devredilen noktadan bir adım dahi ileriye götürülmediğini savundu konuşmasında ve hükümete yolun neden bir türlü tamamlanmadığına yönelik bir soru yöneltmiş oldu. Atakan, Girne-Batı Çevre Yolu Projesi'nin devamı niteliğinde olan Alsancak-Lapta Karşıyaka Yol Projesi'nde 10 aylık sürecinde boşuna harcandığı yönünde bir ifade ortaya koyduğunu görüyoruz Vatan Gazetesi'nin aktardığına göre. Ve Covid-19 güncel vaka sayılarıyla devam edeceğiz şimdi. Bu vaka sayılarına baktığımızda önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vaka sayılarına bakacağız. 16.630 test yapıldı son 24 saat içerisinde ülkemizde ve 173 pozitif vakaya rastlanmış oldu. Bu 173 pozitif vakanın da 149'u yerel olarak
öne çıkıyor ve iki kişi de ülkemizde hayatını kaybetmiş oldu. İki can kaybı yaşandı ülkemizde. Güney Kıbrıs'a döndüğümüzde son 24 saatte 257 koronavirüs vakasının saptandığı, ancak sevindirici şekilde bir can kaybının da yaşanmadığı ifade ediliyor. Güney Kıbrıs için can kaybının yaşanmaması sevindirici bir haber olarak öne çıkıyor ve Türkiye'ye dönüyoruz şimdi. Türkiye'de de son 24 saatte 217 kişinin üzücü şekilde hayatını kaybettiğini görüyoruz pandemi nedeniyle ve 19.970 kişi de yeni vaka olarak kayıtlara geçti. 19.970 kişi, tekrarlayalım. Vatan Gazetesi'ni bu şekilde noktalıyoruz ve bir sonraki gazetemiz olan Detay Gazetesi'ne geçiyoruz. Şimdi Detay Gazetesi de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptali. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının 14 Kıbrıslı Türk'ün seyahat belgelerini iptal edeceği açıklaması sonrasında konunun tartışılmaya devam ettiğine yönelik bir yorumla bugün manşet haberini aktarmış oldu ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın da yayınladığı açıklamayla daha da ileri gidilmesi gerektiğini kaydettiği ifade ediliyor Detay Gazetesi'nin aktardığına göre. Pasaport iptalinin yanlış olduğu ifadesi var. Detaylarına bakacağız. Öğretmenler Sendikası'ndan gelen bir açıklama bugün manşet haberine yansımış oldu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası garanti ve ittifak anlaşmalarının birinci maddesinin taksimi ve ilhakı yasakladığını anımsattı. Taksim siyaseti yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik de gerekli adımların atılması yönünde bir talepte bulundu. Sendika pasaport iptali kararına da katılmadığını duyurdu. Yapmış olduğu açıklamada son yaşanan gündemdeki gelişmelerle ilgili. Cumhurbaşkanı Tatar için yapılması gereken anayasayı çiğneme ve devleti yıkma suçlamasını ileriye taşıyarak uluslararası tutuklama emri çıkarmaktır. Açıklaması geldi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik. Bu şekilde aktarıyor Detay Gazetesi. Demokratik devletler suçluları korumaz dediği ifade ediliyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcilic'in ve Taksim isteyenleri yargı önüne çıkarırken Erosis söylemiyle Kıbrıs Yunan'dır söylemi yapanları da yargı önüne çıkarmak şarttır görüşünü ortaya koydu Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil. Bu şekilde son dönemde siyasette yaşanan ve Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun iptaliyle de gündemde farklı bir boyut kazanan bu siyasi gelişmelerle ilgili olarak gerek Güney Kıbrıs gerekse de Kuzey Kıbrıs'taki siyasi aktörlere yönelik ve siyasi gelişmelere yönelik de eleştirilerde bulunmuş oldu. Detay Gazetesi Şener Elcil'in ifadelerini bu şekilde paylaşmış oldu ve tüpgaza okkalı zam geldi. 17 Türk lirası fiyat artışı yaşandı. 90 Türk lirasından satılan tüpgazın fiyatı 107 Türk lirası oldu. Yeniden hatırlatmış olduk ve ELSE'nin gerçekleştirmiş olduğu yürüyüş eylemi vardı. Kıptek binası önünden Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önüne gerçekleştirilen bir yürüyüş vardı. Dün siyasi bazı aktörlerin sivil toplum örgütü yetkililerinin, temsilcilerinin, sendikaların ve bazı birliklerin de katılım gösterdiği bir bu memleket bizim platformunun da dahil olduğu bir katılımla bir eylemin gerçekleştiğini aktarmıştık sizlere ve ELSEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç'ın açıklaması yaptığı açıklamada biz sendika olarak bu kurumu sattırmayacağız, çapulculara yem ettirmeyeceğiz, asla peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz, özelleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu kavga hepimizin, bu davet bizimdir dedi ELSEN adına Kubilay Özkıraç'ın da fotoğrafı yer alıyor. Kıpteki çapulculara peşkeş çektirmeyeceğiz başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz. Yine detaylarını iç sayfalarda bulabileceğiniz spot haber başlıkları yer alıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasına bakacağız. Siyasi bir meseleyi bireyselliğe çekiyorlar dedi Tatar. Detaylar iç sayfalarda. Güney Kıbrıs'ta nüfusun %72,3'ünün de çift doz aşılandığı bilgisi yer alıyor. Bu haberin de detayları iç sayfalarda.
ve Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinden Aslım Akansoy'un açıklaması da Detay gazetesinin ön sayfasına yansıdı. Akansoy açıklamasında, eylem açıklamasında polislerimizin de haklarını sonuna kadar gözeteceğiz dediği ifade ediliyor. Akansoy'un açıklamasını da iç sayfalardan bulabileceksiniz. Başbakan Ersan Saner'in Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklama var. Daha sağlıklı, demokratik ve adil olan 24 Ekim'deki kurultayda 6 ilçede oylama yapılmasıdır dedi. 6 ilçede gerçekleştirilecek, 6 ilçeye yayılarak gerçekleştirilecek kurultayın daha sağlıklı, demokratik ve adil olacağını ileri sürdü, ortaya koydu Başbakan Ersan Saner. Ve yine Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinden Hasan Taçoy'un açıklaması. Ulusal Birlik Partisi'nde 6 bölgeli seçim yanlış, tek merkezli bir seçim partinin gücünü ortaya koyar dedi Başbakan Ersan Saner'in. Daha aksi yönünde bir açıklamada, daha farklı yönünde bir açıklamada bulundu. Farklı bir perspektiften yaklaştı Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili olarak. Hasan Taçoy, 6 bölgeli seçimin doğru olmayacağını, tek merkezli bir seçimin partinin gücünü daha çok ortaya koyacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Ve Detay gazetesinin ardından da Haberatör gazetesine geçiyoruz. Haberatör gazetesi de ELSE'nin dün gerçekleştirmiş olduğu ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na gerçekleştirmiş olduğu yürüyüşle ilgili, eylemle ilgili gelişmeleri bugün manşetinden aktarmış oldu. Susmuyoruz, korkmuyoruz başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz Haberatör gazetesinde. ELSE'den bu yönde gelen açıklamalara yer verildi ve ELSE'den kullanılan ifadeler de haberin başlığına çekilmiş oldu. Bu haberin detaylarını iç sayfalardan da takip edebileceksiniz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın yetkilileri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önünde toplandı. Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Siyah çelenk de bırakıldı bakanlığa eylem sırasında. Kıptek'e yatırımların yapılmadığı savunuldu ve kurumun özelleştirilmesine de mücadele verileceği yinelendi. Bir takım dövizler, pankartlar taşındı eylemde ve polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı biliniyor. Sürmanşete doğru ilerlediğimizde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamalarını görüyoruz. Bizi bilerek zehirliyorlar başlığı var bu haber için kullanılan. Bakalım Özersay, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yaptığı ve kamuoyundan gizlendiğini savunduğu tahlil sonuçlarına göre son alınan akaryakıtın kirli olduğunun ortaya çıktığını ve halkın sağlığının bilerek tehlikeye atıldığını ileri sürdü konuşmasında. Hatırlanacağı üzere ülkemize gerçekleştirilen akaryakıt teminiyle ilgili olarak bir analiz raporu talep edilmişti. Akaryakıtın kalitesiyle, akaryakıtın kullanılacak akaryakıtın kalitesiyle ilgili olarak bir analiz talep edilmişti. Ancak bu konuda bir netlik ortaya çıkmamıştı. Kudret Özersay'ın bu konuda yapmış olduğu açıklamalara göre de ortaya çıkan tahlil sonuçlarında son alınan akaryakıtın aslında kirli olduğunun ortaya çıktığını ifade ediyor Kudret Özersay ve halkın sağlığının da bilerek tehlikeye atıldığı yönünde bir yorum ortaya koyuyor, bir açıklama ortaya koyuyor. Özersay, partiye gelen verilere göre tahlil sonuçlarının mevzuata göre 1 milyon Türk lirası ceza verilmesi gereken kirlilikte çıktığı üzerine de bir ifade kullanıyor. 1 milyon Türk lirası ceza verilmesi gereken bir kirlilik düzeyine dikkat çekiyor Kudret Özersay. Şu anda zehirleniyoruz ve kurumu elinde tutanlar bunu biliyorlar. Bilgisine rağmen bile isteye bizi zehirliyorlar dedi Özersay. Bu kötü yönetimin tek sorumlusu Erhan Arıklı değildir. Tüm bakanlar kuruludur dedi ve hükümetin tümüne yönelik de hükümet kabinesine yönelik de bir eleştiri gerçekleştirmiş oldu bu bağlamda. Yine Başbakan Ersan Saner'in Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili olarak oylamanın 6 ilçede yapılması yönündeki açıklaması var. Ve son olarak da TÜBGAZ'a yapılan 17 Türk Liralık zam da
dikkat çekiyor Haberatör gazetesinde ve Halkın Sesi gazetesine geçmiş olduk. Halkın Sesi gazetesi değerli izleyenler, zam furyası durmuyor dedi. Bugün manşetinden aktardığı haberde TÜPGAZ'a yapılan zamlara bugün yer vermiş oldu. Ülkede A'dan Z'ye her ürüne gelen zamların ardı arkasının kesilmediği yönünde bir yorumla son yapılan zammı değerlendirdi. Halkın Sesi gazetesi manşetten paylaştığı haberinde ve TÜPGAZ'a da 17 Türk liralık bir zam yapıldığını ifade etti. Fiyatı 90 Türk lirası olan 10 kiloluk TÜPGAZ'ın dünden itibaren de 107 Türk lirasına satılmaya başlandığını aktardı Halkın Sesi gazetesi. Ancak bu zam kimseyi memnun etmedi. Zamma vatandaşlar tepki gösterirken gaz tedarikçileri ise zam oranını yetersiz buldu diyor Halkın Sesi gazetesi. Yine sürmanşette de Elsen'in dün gerçekleştirmiş olduğu eylem haberi yer alıyor. Bu arada tabii ön sayfada yer alan diğer haberler, az önce de aktarmıştık. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayın Kıptek'in son ihalesiyle ülkemize gelen akaryakıtla ilgili olarak ve bu akaryakıtın kirliliğiyle ortaya çıkan kirlilik verileriyle ilgili yapmış olduğu bir açıklama var. Bizi bilerek zehirlediler ifadesini kullandı Kudret Özer Say akaryakıtın kirli çıkmasıyla ilgili olarak partiye giden verilere göre bu şekilde bir açıklamada bulundu Kudret Özersay. Ve Covid-19 ile ilgili güncel gelişmelerin de paylaşıldığını görüyoruz. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olarak koronavirüsün bir günde 2 can daha aldığı ifade ediliyor ülkemizde. Ve pandemi hastanesinde tedavi gören 76 yaşındaki Salih Güneyli ile 71 yaşındaki Züleyha Güven'in Covid-19 nedeniyle dün yaşamlarını kaybettiği ifade ediliyor. Ve Halkın Sesi gazetesinin ardından Yeni Bakış gazetesine dönüyoruz. Yeni Bakış gazetesi bugün farklı bir haberi paylaşmış olduğu ön sayfasından, manşetinden. Yer Bilimleri Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili'nin açıklamalarını bugün manşetinden aktarmış olduğu Yeni Bakış gazetesi yapmış olduğu haberle. Toz, gürültü, sarsıntı, kirliliği gibi çevreyi kötü yönde etkileyen faktörlerin işletme hatası olduğunu belirtti Oğuz Vadilili. Ve devletin taş ocaklarını denetiminin sadece kağıt üzerinde olduğuna yönelik bir açıklamada bulundu. Devlet iradesi yok başlığıyla da zaten bu haberin yansıdığını görüyoruz ön sayfaya. O zaman Oğuz Vadilili'nin açıklamasına kısaca bakacağız Yeni Bakış gazetesinde. Manşetten aktarıldı bu haber. Yer Bilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, taş ocaklarının çevreye verdiği zararı önleyebilmek için bir yasa olduğunu ifade etti öncelikle konuşmasında. Ancak bu yasayla ilgili devletin de yeterli siyasi iradesinin olmadığının da altını çizmiş oldu. 38 adet taş ocağı sayısının azaltılması gerektiği de belirtildi Vadilili'nin açıklamasında. Bu konuda arz talep ilişkisinin ön planda tutularak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Vadilili, arzı da bir zahmet devlet çıkıp açıklasın dedi. Yapmış olduğu konuşmada. 2015 yılında taş ocakları tüzüğü hazırlandığını ve Bakanlar Kurulu'ndan onaylandığını da belirtti Vadilili. Bu karar sonrası teknik nezaretçilerin görev yapmaya başladığını ve ayda en az 2 kez denetleyip raporlarını Jeoloji ve Maden Dairesi'ne ilaveten de odaya ilettiklerini söyledi. Vadilili bu denetimlerde gördük ki uyan da var, uymayan da var diyerek 2015 yılında çıkarılan yasanın revize edilmesi, Türkiye'deki gibi maden rehabilitasyon projesi yapılması gerektiğini söyledi. Bugün bizde bu kurallar olmamasına rağmen sadece 2 taş ocağının rehabilitasyon projesinin mevcut olduğuna da sözlerine eklemiş oldu. Yine kurultayla ilgili olarak, Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili olarak sürmanşette yer alan haberlere göz atacağız şimdi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner'in kurultayın 6 ilçede yapılmasıyla ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı kurultayla ilgili olarak. Ve yine bir diğer detaya geçtiğimizde ise
Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Tören'in kurultayın 6 ilçede yapılmasına karşı çıktığı ifade ediliyor. Başbakan Ersan Saner'in aksine Sucuoğlu, Taçoy ve Tören'in bu konunun daha zıttında düşündüğü, tam tersinde bir yorumda bulunduğu da ortaya çıkıyor. Bu şekilde elde edilen bilgiye göre de avukatlarıyla yaptıkları görüşmede kurultay öncesi böyle bir kararın alınmasının Ulusal Birlik Partisi tüzüğüne göre uygun olmadığı da belirtiliyor. Bu haberin detayları iç sayfalarda olacak. Ve yine bir trafik kazası haberini aktaralım. İskele Ercan yolunda meydana gelen bir trafik kazasından bahsediliyor ve araç sürücüsü Derviş Akan'ın da yaralandığı, yoldan çıkarak 3 takla attığı ifade ediliyor. ELSE'nin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na gerçekleştirdiği eylem var, bir yürüyüş haberi var. Özelleştirmeye karşı mücadelemiz sürecek başlığıyla sayfanın en alt kısmında yer alıyor. Bu haberin detaylarını takip edebileceksiniz. Ve Adalı Er'in açıklaması, kontrollü satış yapıyoruz şeklinde bakalım. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekibi Mausa'da dün Adalı Er gaz satış tesisine bir denetim düzenledi deniliyor. Yeni Bakış gazetesinde bu haberin detayları da iç sayfalarda olacak ve Avrupa gazetesine doğru ilerledik. Avrupa gazetesi bugün Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in açıklamalarına yer vermiş oldu. Anastasiadis'in özellikle de iptal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları, yani iptal edilen veya yenilenmeme kararı alınan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları noktasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a verdiği yanıtı manşetine taşımış oldu Avrupa gazetesi. Anastasiadis'ten Kıbrıslı Türklere tarihi çağrı başlığıyla bu gazete bu haberi, Anastasiadis'in vermiş olduğu yanıtı manşetinden bu başlıkla aktarmış olduk gazete. İptal edilen pasaportlar konusunda Tatar'a verdiği yanıtta Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ortaklık haklarınıza ve dolayısıyla Cumhuriyet'teki görevlerinize geri dönün çağrısı yaptığı ifade ediliyor. Avrupa gazetesi bu şekilde paylaşmış oldu ön sayfasından. Bu haberin detaylarıyla iç sayfalarda buluşabilirsiniz tabii ki. Avrupa gazetesinin manşetinden paylaştığı bu haberin ve Kıbrıs gazetesine doğru ilerliyoruz sevgili izleyenler. Bakalım Kıbrıs gazetesi neler paylaşmış bugün için. Yakıt ihalesi yine sil baştan başlığını kullandı Kıbrıs gazetesi. Kıbrıs'taki 220 bin tonluk akaryakıt temini ve taşınması için açılan ihalenin iptalinin ardından bu kez de 150 bin metrik tonluk yeni ihaleye çıkılmasına karar verildiği ifade ediliyor. Yaklaşık bir yıldır sonuçlandırılamayan ihaleler yüzünden de ülke birçok kez karanlığa mahkum olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı dedi Kıbrıs gazetesi. Sür manşete doğru ilerledik. Tüp gaza yapılan zamı görüyoruz ve yine asgari ücretle ilgili bir diğer haber var. Asgari ücret için işçi de işveren de prim desteğini bekliyor dedi Kıbrıs gazetesi. Özel sektöre sigorta prim desteği ödenmesinin devamı konusunda izlenecek yol haritasının yeni asgari ücreti de belirleyeceği ifade ediliyor. Ekonomik örgütler hangi sektöre ne oranda destek yapılacağı konusunu bugün netleştirip yeniden başbakanlıkta toplantıya girecek değerli izleyenler. Ve Sağlık Bakanlığı logo kenarına geçtik şu anda. Sağlık Bakanlığı dün 149'u yerel olmak üzere 173 yeni pozitif vakaya rastlandığını ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği yönünde güncel pandemi sürecini aktardı. Son verilere göre ise ülkemizdeki toplam vaka sayısının 15.496'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının da 52'ye yükseldiği ifade ediliyor. Şu an COVID-19 tedavisi gören kişi sayısının ise 2258. Tekrarlayalım. 2258 kişi olduğu ifade ediliyor. Nüfus oranımıza göre bu rakamın biraz yüksek olduğunu ve endişe verici olduğunu da görüyoruz. Yetkililerin ve uzmanların da çağrısına kulak verilmeli dedi Kıbrıs gazetesi
bu güncel rakamlar ve yüksek görünen rakamlarla ilgili olarak aşı olun başlığıyla bu gelişmeler aktarılmış oldu Kıbrıs Gazetesi'nde. Ve Kıbrıs Gazetesi'nin ardından Yeni Düzen Gazetesi'ne bakacağız. Şimdi şans oyunları gerilimi başlığıyla bugün manşet haberini yansıttı Yeni Düzen Gazetesi. Bakalım, yeni bet müşterek bahis izni de sağlayacak elektronik şans oyunları yasa tasarısının aylardır Bakanlar Kurulu gündeminden düşmediği, defalarca değiştirilen tasarının tartışmalara neden olduğu ifade ediliyor Yeni Düzen Gazetesi'nde. 5 yıldızlı oteller ve 500 yataklı tatil köylerine elektronik şans oyunu lisansı verilmesini içeren tasarının ise henüz onay almadığı ifade ediliyor. Yeni Düzen Gazetesi'nin özel haber kapsamında yayımladığı bir manşet haberi bu. Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un da Yeni Düzen'e bu kapsamda yapmış olduğu bir konuşma var, açıklama var. Onu da kısaca aktaralım. Elektronik kumar ve bahiste aylık 1,5 ila 2 milyar euro bir pazardan söz edildiğinin altını çizdi Bakan Oğuz. Biz de devlet olarak payımızı almak istiyoruz. Maliyenin ve sektörün hesabı devletin aylık 100 ila 150 milyon Türk lirası gibi bir gelir elde etmesidir dedi Bakan Oğuz. Bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada detaylar iç sayfalarda. Gemi konağı balıkçı barınağını protokol gerdi dedi Yeni Düzen Gazetesi. Bu da bir özel haber, bir başka özel haberle devam edeceğiz. Askeri izinle balıkçılık tartışması başlığıyla bu haber yansıdı ön sayfaya. Manşet haberin hemen altında yer alıyor. Yine Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un bir başka açıklaması. Bu ayki gelirin 500 milyon Türk lirası, giderin ise 700 milyon Türk lirası olduğu ifadesini kullandı Maliye Bakanı Dursun Oğuz. Bu haberin de detayları iç sayfalarda olacak. Ve son gazetemiz ise Diyalog Gazetesi oluyor sevgili izleyenler ve Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerini yavaş yavaş noktalıyoruz. Diyalog Gazetesi de kriz derinleşti başlığını kullandı. Ayda 38 milyon lira zarar eden elektrik kurumunun sadece Aksa'ya 292 milyon Türk lirası borcu olduğunu söyledi. Zam teklifi onay almadı. Bakanlar Kurulu'nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından önerilen fiyat artışına onay vermemesi nedeniyle aylık zararın 38 milyon liraya ulaştığı bildiriliyor. Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz'ın gazeteye yaptığı açıklamada aktarılmış. Zararın borçlanmalarla karşılandığı belirtilirken sadece Aksa'ya 292 milyon lira ödenmesi gerektiği vurgulanıyor Turan Büyük Yılmaz'ın da yapmış olduğu açıklamaya göre. Alacaklar tahsil edilemiyor, devlet kurumlarının yüklü miktarda elektrik borcu olduğunu belirtti Büyük Yılmaz. Bunları tahsil etmek için ne yapıyorsunuz sorusuna ise her gün Maliye Bakanı'nı arıyor ve yardımını talep ediyorum ifadesini kullandığı da görülüyor Diyalog Gazetesi'nin manşetten aktardığı habere göre. Yine Elsen'in dün gerçekleştirmiş olduğu eylemden bir fotoğraf var. Kıptek'ten Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önüne yapılan yürüyüşten bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Yine 97 bin pasaport başlığıyla şu şekilde bir haber. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis 110 bini aşkın Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip olduğunu açıkladı. 110 bini aşkın Kıbrıslı Türk Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine veya pasaportuna sahip değerli izleyenler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı'nın aktarmış olduğu veriler bu şekilde. Ve yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal kararıyla ilgili olarak yaşanan karşılıklı diyaloglarda Anastasiadis'e sert tepki gösterdiği haberi yer alıyor. Kınıyorum dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anastasiadis'e yönelik yapmış olduğu açıklama bu şekilde ve Diyalog Gazetesi'ni de noktalamış oluyoruz Kıbrıs Türk basınında ve yavaş yavaş gazete manşetlerini tamamladık. Şimdi sabah haberde sıra öne çıkan gelişmelere geldi. Öne çıkan gelişmelere de hızlıca bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'in pasaportlarla ilgili açıklamasına
yanıt verdi değerli izleyenler. Anastasiadis'in kendisinin ırkçı olduğunu ima ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, ırkçılığı kendisi yaparken benim yaptığımı ima etmesi büyük bir çelişki diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının pasaportlar konusundaki uygulamasının Kıbrıslı Türkleri hakir gören bir zihniyetin de ürünü olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in pasaportlarla ilgili açıklamasına yanıt verdi. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in pasaportlar konusunda yaptığı ve iç politikaya yönelik açıklamasını esefle karşıladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu açıklamada ortaya konan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar konusunda kendisiyle polemiğe girmek niyetinde değilim. Ancak herkesin gerçekleri bilmesi açısından bazı ana noktalara değinmeyi bir gereklilik olarak görüyorum dedi. Anastasiadis'in kendisinin ırkçı olduğunu ima ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti. Sayın Anastasiadis, Yunan ayaklanmasının 200. yıl dönümü münasebesiyle 28 Mart 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Adası'nın her zaman Helenizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bundan önce 22 Aralık 2012 tarihinde Disi Gençlik Örgütü Nedisi'nin 15. kurultayında yaptığı konuşmada ise Kıbrıs Rumların Elen DNA'sına sahip olduğunu ve tüm zorluklara rağmen yıllardır ayakta durmayı başardığını ileri sürmüştür. Aynı şekilde 22 Mart 2001 tarihinde Atina'da Protoporya üyesi öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada bizim 1955-1959'da bir vizyonumuz vardı. Yunanistan'la Enosis yapmak. Bugün ümit edilebilmesi ve geleceğe kendinden emin ilerleyebilmesi için Kıbrıs Helenizmine yeni bir vizyon verdik. Avrupa'yla ve aynı zamanda Yunanistan'la Enosis yapmak demişti. Keza 29 Mart 2005 tarihinde o zamanın Disi Başkanı olarak Anastasiadis bir etkinlikte binlerce Kıbrıslı Türk'ün katledilmesine ve göç ettirilmesine etkin görev alan terör örgütü EOKA için kahramanlarımızı onurlandırmak hepimizin görevi ve borcudur. EOKA kurtuluş mücadelesi sırasında kendini feda edenler vatanı bölünmüş görmek için ölmediler demişti. Hatta 3 Eylül 1995 tarihinde Agon ve diğer gazeteler o zamanın Disi birinci başkan yardımcısı olan Nikos Anastasiadis'in Ksilotimbu köyünde yaptığı bir konuşmada Kıbrıs elendi ve elen olarak kalacak dediğini yazmıştı. Bunlara benzer örnekler çoktur. Kısaca Sayın Anastasiadis, yıllardan beridir Kıbrıs'ın Helenizmin bir parçası olduğunu ve Kıbrıs Rumlarının Helenizmin DNA'sını taşıdığını ısrarla söyleyip ırkçılığı kendisi yaparken benim bir gazeteye yaptığım açıklamayı çarpıtarak ırkçılık yaptığımı ima etmesini büyük bir çelişki ve saygısızlık olarak görüyorum ve kınıyorum. Benim gerçeklere dayalı olarak ve bütün açıklığıyla savunduğum iki eşit halkın varlığına dayalı vizyon, tarihten ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde mevcut iki devletin yan yana barış ve istikrar içinde kurumsal bir işbirliği yapmalarıdır diyen Tatar, Sayın Anastasiadis'e soruyorum. Irkçılık bu mudur yoksa tüm adayı Helenizmin ayrılmaz bir parçası olarak gören, ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti'ni şiddet yoluyla işgal eden ve adada yaşayan Türkleri işgal ettikleri bu cumhuriyete tabi azınlık sayan zihniyet midir? İfadelerini kullandı. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a hakim Helenizm zihniyetinin değişmediği ve değişme eğiliminde olmadığının 10 yıllardır yaşananlar ve son pasaport iptalleri olayında bütün açıklığıyla bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının pasaportlar konusundaki uygulamasının Kıbrıslı Türkleri hakir gören bir zihniyetin ürünü olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, şiddet ve baskı yoluyla tüm haklarından mahrum edilmiş olarak 1963 yılından beri bu zihniyet Kıbrıs Türk'ünü insanlık dışı sınırlamalar ve izolasyonlar altında tutmaktadır. Eski Rum Dışişleri Bakanı Rolandis'in de ifade ettiği gibi en az 15 kez Rum tarafı yetki paylaşımı öngören uzlaşı planlarını reddetmiştir ve hala adanın Helenizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etmektedir. Bütün bunları görmüyormuşuz gibi bugün işgal ettikleri sözde Kıbrıs Cumhuriyeti kürsüsünden Sayın Anastasiadis bizlere sahte bir cömertlik ve pişkinlikle buyurun konuşalım çağrısı yapmaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının iki tarafın asli ve müktesep egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri temelinde başlayacak resmi görüşmelerde iki taraf arasında kurumsal bir işbirliği modelini müzakere etmeye hazır olduğunu da söyledi. Tatar açıklamasında, taraflar arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir denge kurulmadan adamızda ve bölgemizde sürdürülebilir barış,
İstikrar ve işbirliği tesis edilemeyeceği gün gibi aşikardır. Bu dengenin kurulmasını destekleyen taraf barış ve istikrarı, reddeden tarafsa ırkçılığı temsil etmektedir dedi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, COVID-19'la mücadelenin toplumsal bir mesele olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, COVID-19'la mücadelenin toplumsal bir mesele olduğuna vurgu yaparak aşılanmanın önemine de dikkati çekti ve henüz COVID-19 aşısı olmamış kişilere de aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimoğlu'sa devlet hastanesini ziyaret etti. Tatar ziyarette yaptığı açıklamada COVID-19'un varyantlarının devam ettiğini belirterek aşı yaptırmanın önemini vurguladı. Aşılamak şarttır. Bütün uzmanlar, bütün bilim insanları, bütün dünyada aşılanmayla ancak bu işi çözebiliriz. Çünkü aşılanan insan hem bulaştığı takdirde hem daha hafif hem daha hızlı iyileşebiliyor. Ve hastanenin acil durma sonrası baktığımızda Lefkoşa'da bana verilen bilgiye göre %60-65 orada kılınan insanlarımızın aşılanmamış oldukları, yoğun bakımda yatanların da %90-95 civarında aşılanmamış insanlardır. Dolayısıyla aşılı olan bir bakıma evde de tedavisini yapabiliyor. Dolayısıyla aşı çok önemli. Bu mesajı tekrarlıyorum. Cumhurbaşkanı Tatar, 20-40 yaş arası genç kuşağın hastalığa yakalandığı takdirde hastalığı semptomsuz atlatabileceğini ancak çevresine bulaştırabileceğini ifade etti. Bu artık toplumsal meseleye gelmiştir. Kendiniz bulaşabilirsiniz ve atlatabilirsiniz ama bulaştığınız takdirde anneannenizi, dedenizi veya diğer gerçekten sıkıntı yaşayacak insanları da bulaştırabilirsiniz. 570 bin kusur aşı Türkiye'de, 160 bin kusur Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği'nden çok daha fazlası gelmesi lazımdır. Çünkü Avrupa Birliği'nin böyle bir sözü vardı ama bunu aldık. Eksiğimizi de Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır. Şu anda elimizde çok sayıda aşı vardır. Dolayısıyla insanlarımızın buna rağbet etmesi lazım. Eylül ayında okulların yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Virüsün daha çok eğlence mekanları ve düğünlerde yayıldığını dile getiren Tatar, vatandaşların önlemlere uymaları gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, son günlerde bulaş sayısında yaşanan artışın kendisini çok üzdüğünü belirterek aşılanmanın önemine bir kez daha işaret etti. Özverili çalışmalarından dolayı ekibi tüm sağlık çalışanlarını kutlayan Tatar, herkesi aşı ve tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Gazimoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Kalfaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek pandemiyle mücadelede en önemli konunun aşılanma olduğunu vurguladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, üye sayısı ve salgın dikkate alındığında 24 Ekim'deki parti olağan kurultayına katılımcılık, demokrasi ve adalet adına genel başkanlık, parti meclisi ve diğer organlar için oy kullanmanın 6 ilçede yapılmasının en doğru yol olduğunu vurguladı. Başbakan Saner bugün parti meclisinin toplantıya çağıracağını ve toplantıya çağıracağını ve konunun orada değerlendirilmesini sağlayacağını belirtti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, 24 Ekim'deki kurultayda daha sağlıklı, demokratik ve adil olanın 6 ilçede oylama yapılması olduğunu belirtti. Ulusal Birlik Partisi basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu'nun bu yönde kendisi ve parti genel sekreterinin de olumlu oylarıyla bir karar aldığını, kendisi ve genel sekreterin bu kararın arkasında durmaya devam ettiklerini belirten Ersan Saner, 17 bin kişiyi bu salgın koşullarında oy vermek için Lefkoşa'da toplamanın hiçbir anlamı olmadığını vurguladı. Ersan Saner, Lefke, Güzelyurt, Girne, İskele ve Gazi Mausa ilçelerindeki 12 bine yakın Ulusal Birlik Partisi üyesinin kendi ilçelerinde oy kullanmasının katılımcılığın artırılması ve salgın koşullarında çok önemli olduğunu kaydetti. Saner, 6 ilçede oy kullanılması konusunu üyelerden, hukukçulardan, akil insanlardan, sağlıkçılardan gelen öneriler üzerine parti merkez yönetim kuruluna taşıdıklarını ve parti meclisinde de ele alınacağını,
parti meclisinin doğru karar vereceğine yürekten inandığını ifade etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner açıklamasında, Merkez Yönetim Kurulu'nun avantaj sağlamak için değil, seçimlerinde adalet ve demokrasiyi sağlamak adına bu kararı aldığını belirtti. Ulusal Birlik Partisi'nin üye sayısının 17 bini aştığını ifade eden Saner, pozitif vakaların arttığı süreçte seçmen kitlesinin en yüksek oranda sandığa gitmesi ve bu şekilde iradenin en doğru bir şekilde ortaya çıkmasının önemini vurguladı. Partinin en doğru kararı vereceğine yürekten inandığını vurgulayan Saner, güçlü Ulusal Birlik Partisi, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Daha güçlü bir Ulusal Birlik Partisi yaratabilmek içinse, demokrasiyi, adaleti, birlik, beraberliği, çok çalışmayı ve üretmeyi temel felsefemiz yaparak çıktığımız yolda devam etmemiz gerekmektedir, dedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 işletmeye 499.250 Türk Lirası hibe sağladı. Hayvancılık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu'nun 21 Haziran tarihli kararı uyarınca sıcak süt veren işletmelere yönelik soğutucu, depo ve veya sağım sistemi alımının desteklenmesi projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuruda bulunan 27 üreticiye toplam 499.250 Türk Lirası hibe verildi. Hibe programı 15 Aralık tarihine kadar devam edecek. Sıcak süt veren işletmeler Hayvancılık Dairesi'ne başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabilecek. Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ve dondan zarar gören patates tazminatlarının ödendiğini açıkladı. Muhtelif tarihlerde meydana gelen dondan zarar gören 2021 ilkbahar patates ürünü için iki üreticiye 29.088 Türk Lirası tazminat, Temmuz ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 136 üreticiye de toplam 163.440 Türk Lirası tazminat ödendi. Fon Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren hayvan üreticilerinin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, diğer üreticilerin de tazminat çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan alabileceği belirtildi. Açıklamada, patates üreticilerinin de tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan alabileceği kaydedildi. Öne çıkan gelişmelerin ardından Sabah Haber'de yeniden gazete manşetlerine geçiş yapıyoruz ve Türkiye basınıyla devam edeceğiz. Şimdi Türkiye gazetelerinde bakalım bugün 26 Ağustos gündemiyle hangi gelişmeler ön sayfaya yansımış. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Akşam gazetesi, güven artışı başladı başlığıyla, başlığını çektiği bir manşet haberiyle bugün ön sayfada gelişmeleri yansıtmaya çalıştı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın Türkiye ekonomisini değerlendirdiği ifadesiyle yer alıyor manşet haberi. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık her konuda söz sahibiyiz şeklinde yapmış olduğu açıklamada yer alıyor Başkan Erdoğan. Hem ecdadı yad ediyor hem de bu toprakları ilelebet koruma irademizi tüm dünyaya haykırıyoruz dedi. Artık her konuda söz sahibiyiz başlığıyla yansıdığını görüyoruz bu haberin. Ve Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye Gazetesi, Müslümanlar sesini yükseltmeli başlığıyla bugün manşet haberini paylaşmış oldu. Müslüman ülkelerin dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı birlik olalım çağrısında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamayla desteklenerek hazırlanmış bir haber. Yine devlet verdiği parayı takip edecek kredi dolar olmayacak. Yatırım yapacağım diye para alıp döviz ve altına yatıranlara dur denilecek, kredilerin rotası izlenecek ifadesiyle bu haberin yansıdığını görüyoruz. Ve son olarak da görevimizi tamamladık açıklaması Afganistan'dan
gururla dönüyoruz. 1129 sivil vatandaşımızı tahliye eden askerimiz vatan toprağına dönüyor dedi Türkiye gazetesi. Afganistan'da yaşanan Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrasında Afganistan'dan çıkmaya çalışan, tahliye edilmeye çalışan Afganların bir takım tahliyesinin gerçekleştirildiği yönünde bir haberde yansıttı Türkiye gazetesi ve Sözcü gazetesine geçtik. Sözcü gazetesi de iktidardan %21 zam isteyip 5+7'yi kabul etmişti. Memurun cebi değil, başkanın cebi doldu başlığıyla. Bugün manşet haberi yansıttı Sözcü gazetesi. Düşük memur zammını zafer gibi sunan Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşının 32 bin lira olduğu ortaya çıktı. Ocak 2020'de 33.720 lira olacak Ali Yalçın'ın maaşı. Yine Adıyaman Üniversitesi'ndeki sohbet toplantısında ilginç görüşmeler yaşandığı da ifade ediliyor. Üniversite kampüsünde zikir başlığıyla aktarıldı. Valinin ve rektörün de katıldığı etkinlik öncesinde defli zikir ve ilahi konseri düzenlendiği, dışarıya dev ekran kurulduğu ve üniversitenin de zikir sesleriyle yankılandığı ifade ediliyor. Yeni Şafak gazetesine dönüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kabil sürprizi başlığıyla bu haber yansımış. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general ve amiral atamalarında Afganistan sürprizi yaşandı. Kabil'de 31 Ağustos'tan sonra ne olacağı konuşulurken Türk Silahlı Kuvvetleri Kabil Havalimanı için Kuvvet Koruma Komutanlığı adıyla yeni bir komutanlık kurdu. NATO misyonu dışında kurulan bu birliğin başına Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz'ün atandığı ifade ediliyor ve Hürriyet gazetesine geçtik şimdi. Alaçatı'da neler oluyor diye bir soruyla bugün manşet haberini yansıtmış oldu Hürriyet gazetesi. Ve bir diğer haberle devam edeceğiz. Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor. Savunma Bakanlığı Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını açıkladı. Yaklaşık 500 Mehmetçik 24 saat içinde Afganistan'dan çekilecek değerli izleyenler ve ulaştırmadan da sarı krize 4 öneri. Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'daki taksilerle ilgili sorunun çözümü için 4 öneride bulunduğu ifade ediliyor. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesi de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla manşet haberi yansıttı. Ahlat milletimizin tapu senedidir. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan dünyaya çarpıcı mesajlar geldi. Ortaya koydu Sabah gazetesi. Cumhuriyet gazetesine dönüyoruz. Cumhuriyet gazetesi de Taliban'ın Türk askeri de istemiyoruz dediği açıklaması bugün yansıdı. Kabil'e komutan Taliban kadınlarla konuşmayı bilmiyoruz açıklamasında bulundu. Yine son gazetemiz Milliyet gazetesi olacak Türkiye basınında. Milliyet gazetesi işte aşı tartışması diyerek yaptırım istiyorlar üst başlığını kullandı ve bir takım açıklamalar yaptı. 10 kişiden 8'inin aşılı veya Covid-19 negatif olduğunu belgeleyemeyenlerin kamuya açık alanlara atanmaması görüşünde olduğunu ortaya koydu. 10 kişiden 7'sinin toplum sağlığı için aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlara yaptırım istiyor ve aşı olmayı reddeden 10 kişiden 7'si de güvenlik ve yan etkilere ilişkin kaygılarla aşı olmayı reddettiği ifade ediliyor. Aşı tartışması başlığı altında Milliyet gazetesinde de aşılanmalarla ilgili haber bugün manşetten yansımış oldu. Ve Türkiye basınında gazetelerde bugün ön plana çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sırada gazete manşetlerinde son kısım olan Güney Kıbrıs Rum basını yer alıyor. Kıbrıs Rum basınıyla devam ediyoruz. Şimdi değerli izleyenler, Alifya gazetesine geçiyoruz hemen. Sıkı Tepak Rahat Kıbrıs Üniversitesi başlığıyla verdiği bugünkü manşet haberinde koronavirüs koşullarının özellikle üniversite eğitim hayatına nasıl etki ettiğine değiniyor.
Haberin detaylarında Kıbrıs Rum Üniversitesi'nin öğrencilerin eğitimleriyle ilgili bir diğer devlet üniversitesi Rum Teknoloji Üniversitesi TEPAK'ın tam aksi yöne doğru hareket ettiğini yazan gazete, buna göre Kıbrıs Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime geçileceğini ve öğrencilerin safe pass yani güvenli geçiş göstererek derslere katılabileceklerini aktarıyor. Gazete Teknoloji Üniversitesi TEPAK'ın ise dün açıkladığı nihai kararında yüz yüze eğitimi ancak hastalığı geçirdiğini belgeleyen veya aşı sertifikasına sahip olan öğrencilerin katılabileceğini, diğer tüm öğrencilerin uzaktan eğitim alacaklarını açıkladığını bildiriyor. Yine Alithya'da bir diğer ön sayfa haberinde Rum lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yaptığı "Gelin 1960 anayasasını uygulayalım" çağrısına yer veriyor. Haberin detaylarında Anastasiadis'in dün Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıslı Türk yetkililerin Rum pasaportlarının iptal edilmesi kararını ırkçı bir karar olarak nitelendirmesinin ardından esas ırkçı söylemlerde bulunan kişinin bizzat Cumhurbaşkanı Tatar olduğunu iddia ederek Kıbrıslı Türkleri 1960 Anayasası hükümlerine göre sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönmeye davet ettiğini aktarıyor. Filelefteros gazetesiyle devam ediyoruz. Tam hız 3. doza gidiyoruz başlığını çektiği manşet haberinde güneydeki koronavirüs aşı planına değinen Filelefteros, ilk 2 dozdan bağımsız olarak 3. doz aşıların mRNA teknolojisiyle yapılmış aşılar olmasına, yani Pfizer veya Moderna aşılarının 3. doz olarak yapılmasına karar verildiğini, böylece daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturulacağının düşünüldüğünü aktarıyor. Haber aşılarda karıştır ve eşleştir uygulaması yapılacak spotuyla verildi. Yine bir sürmanşet haberinde ise Rum lider Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Tatar arasında 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Rum pasaportlarının iptal edilmesi meselesi nedeniyle yüksek tonda yeni bir çekişme tartışma başlığının daha açılmış olduğunu yazarak Rum liderin Cumhurbaşkanı Tatar'a Kıbrıslı Türkler için sözde Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesini sunduğu yorumunda bulunuyor. Politis gazetesi bugün manşetten aktardığı haberinde ise popülizmden düzensiz geri çekilme başlığını kullanarak Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Üniversitesi ve Rum Sağlık Bakanlığı'nın aşısız öğrencilere uğurlar olsun dediği yorumunda bulunuyor. Haberin detaylarında öğrenci gruplarının baskısı altında Kıbrıs Üniversitesi'nin Rum Teknoloji Üniversitesi TEPAK'ın çizdiği yolu izlemeyerek vakaların patlayacağı yuvaya dönüşme tehlikesini göze alarak kapılarını tüm öğrencilere kapattığı aktarılıyor. Ve son gazetemiz Harafki gazetesi olacak. Anastasiadis'in 60 anayasasına dönüş için yeni beyin fırtınası başlığını kullandığı manşet haberinde Ersin Tatar'a cevap olarak Kıbrıs Rum pasaportlarının kuruluş anlaşmalarından doğan bir hak olarak sağlandığına değiniyor. Haberin detaylarında Rum lider Nikos Anastasiadis'in bir yandan müzakerelerin Crans-Montana'da kaldığı yerden yeniden başlamasına, diğer yandan ise 60 anayasasına dönmekten bahsettiğine dikkati çeken gazete, Rum liderin yeni fikriyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak görüşmeden bir ay önce güvenilirliğin son izlerini de buharlaştırarak sildiğini ve Anastasiadis'in yeni fikrinin garantiler, müdahale hakkı, tüm konularda veto hakkı ve sadece toprak paylaşımıyla ilgili müzakerelerde bulunarak 60 anayasasına geri dönüş anlamına geldiğini aktarıyor. Ve değerli izleyenler, Harafki gazetesi ile birlikte sabah haberde yavaş yavaş sıra özellikle dün yaşanan gelişmelerin öne çıktığı haberler kısmına geldi. Ve haberlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'in pasaportlarla ilgili açıklamasına yanıt verdi. Anastasiadis'in kendisinin ırkçı olduğunu ima ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, ırkçılığı kendisi yaparken benim yaptığımı ima etmesi büyük bir çelişki diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının pasaportlar konusundaki uygulamasının Kıbrıslı Türkleri hakir gören bir zihniyetinde ürünü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in pasaportlarla ilgili açıklamasına yanıt verdi.
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in pasaportlar konusunda yaptığı ve iç politikaya yönelik açıklamasını esefle karşıladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu açıklamada ortaya konan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar konusunda kendisiyle polemiğe girmek niyetinde değilim. Ancak herkesin gerçekleri bilmesi açısından bazı ana noktalara değinmeyi bir gereklilik olarak görüyorum dedi. Anastasiadis'in kendisinin ırkçı olduğunu ima ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti. Sayın Anastasiadis, Yunan ayaklanmasının 200. yıl dönümü münasebesiyle 28 Mart 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Adası'nın her zaman Helenizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bundan önce 22 Aralık 2012 tarihinde Disi Gençlik Örgütü Nedisi'nin 15. kurultayında yaptığı konuşmada ise Kıbrıs Rumların Elen DNA'sına sahip olduğunu ve tüm zorluklara rağmen yıllardır ayakta durmayı başardığını ileri sürmüştür. Aynı şekilde 22 Mart 2001 tarihinde Atina'da Protoporya üyesi öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada bizim 1955-1959'da bir vizyonumuz vardı. Yunanistan'la Enosis yapmak. Bugün ümit edilebilmesi ve geleceğe kendinden emin ilerleyebilmesi için Kıbrıs Helenizmine yeni bir vizyon verdik. Avrupa'yla ve aynı zamanda Yunanistan'la Enosis yapmak demişti. Keza 29 Mart 2005 tarihinde o zamanın Disi Başkanı olarak Anastasiadis bir etkinlikte binlerce Kıbrıslı Türk'ün katledilmesine ve göç ettirilmesine etkin görev alan terör örgütü EOKA için kahramanlarımızı onurlandırmak hepimizin görevi ve borcudur. EOKA kurtuluş mücadelesi sırasında kendini feda edenler vatanı bölünmüş görmek için ölmediler demişti. Hatta 3 Eylül 1995 tarihinde Agon ve diğer gazeteler, o zamanın Disi 1. Başkan Yardımcısı olan Nikos Anastasiadis'in Xilotimbu köyünde yaptığı bir konuşmada Kıbrıs elendi ve elen olarak kalacak dediğini yazmıştı. Bunlara benzer örnekler çoktur. Kısaca Sayın Anastasiadis, yıllardan beridir Kıbrıs'ın Helenizmin bir parçası olduğunu ve Kıbrıs Rumlarının Helenizmin DNA'sını taşıdığını ısrarla söyleyip ırkçılığı kendisi yaparken, benim bir gazeteye yaptığım açıklamayı çarpıtarak ırkçılık yaptığımı ima etmesini büyük bir çelişki ve saygısızlık olarak görüyorum ve kınıyorum. Benim gerçeklere dayalı olarak ve bütün açıklığıyla savunduğum iki eşit halkın varlığına dayalı vizyon, tarihten ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde mevcut iki devletin yan yana barış ve istikrar içinde kurumsal bir işbirliği yapmalarıdır diyen Tatar, Sayın Anastasiadis'e soruyorum. Irkçılık bu mudur yoksa tüm adayı Helenizmin ayrılmaz bir parçası olarak gören, ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti'ni şiddet yoluyla işgal eden ve adada yaşayan Türkleri işgal ettikleri bu cumhuriyete tabi azınlık sayan zihniyet midir? İfadelerini kullandı. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a hakim Helenizm zihniyetinin değişmediği ve değişme eğiliminde olmadığının 10 yıllardır yaşananlar ve son pasaport iptalleri olayında bütün açıklığıyla bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının pasaportlar konusundaki uygulamasının Kıbrıslı Türkleri hakir gören bir zihniyetin ürünü olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, şiddet ve baskı yoluyla tüm haklarından mahrum edilmiş olarak 1963 yılından beri bu zihniyet Kıbrıs Türk'ünü insanlık dışı sınırlamalar ve izolasyonlar altında tutmaktadır. Eski Rum Dışişleri Bakanı Rolandis'in de ifade ettiği gibi en az 15 kez Rum tarafı yetki paylaşımı öngören uzlaşı planlarını reddetmiştir ve hala adanın Helenizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etmektedir. Bütün bunları görmüyormuşuz gibi bugün işgal ettikleri sözde Kıbrıs Cumhuriyeti kürsüsünden Sayın Anastasiadis bizlere sahte bir cömertlik ve pişkinlikle buyurun konuşalım çağrısı yapmaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının iki tarafın asli ve müktesep egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri temelinde başlayacak resmi görüşmelerde iki taraf arasında kurumsal bir işbirliği modelini müzakere etmeye hazır olduğunu da söyledi. Tatar açıklamasında, taraflar arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir denge kurulmadan adamızda ve bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve işbirliği tesis edilemeyeceği gün gibi aşikardır. Bu dengenin kurulmasını destekleyen taraf barış ve istikrarı, reddeden tarafsa ırkçılığı temsil etmektedir dedi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, COVID-19'la mücadelenin toplumsal bir mesele olduğuna vurgu yaptı. Aşılanmanın da önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı, henüz COVID-19 aşısı olmamış kişilere ise aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kasım olsa devlet hastanesini ziyaret etti. Tatar ziyarette yaptığı açıklamada COVID-19'un varyantlarının devam ettiğini belirterek aşı yaptırmanın önemini vurguladı. Aşılamak şarttır. Bütün uzmanlar, bütün bilim insanları, bütün dünyada aşılanmayla ancak bu işi çözebiliriz. Çünkü aşılanan insan hem bulaştığı takdirde hem daha hafif hem daha hızlı iyileşebiliyor. Ve hastanenin acil durma sanatı baktığımızda Lefkoşa'da bana göre bildiği göre %60-65 orada kılınan insanlarımızın aşılanmamış oldukları, yoğun bakımda yatanların da %90-95 civarında aşılanmamış insanlardır. Dolayısıyla aşılı olan bir bakıma evde de tedavisini yapabiliyor. Dolayısıyla aşı çok önemli. Bu mesajı tekrarlıyorum. Cumhurbaşkanı Tatar, 20-40 yaş arası genç kuşağın hastalığa yakalandığı takdirde hastalığı semptomsuz atlatabileceğini ancak çevresine bulaştırabileceğini ifade etti. Bu artık toplumsal meseleye gelmiştir. Kendiniz bulaşabilirsiniz ve atlatabilirsiniz ama bulaştığınız takdirde annenizi, dedenizi veya diğer gerçekten sıkıntı yaşayacak insanları da bulaştırabilirsiniz. 570 bin küsur aşı Türkiye Cumhuriyeti'nden, 160 bin küsur Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği'nden çok daha fazlası gelmesi lazımdır. Çünkü Avrupa Birliği'nin böyle bir sözü vardı ama bunu aldık. Eksiğimizi de Türkiye Cumhuriyeti sağlamıştır. Şu anda elimizde çok sayıda aşı vardır. Dolayısıyla insanlarımızın buna rağbet etmesi lazım. Eylül ayında okulların yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Virüsün daha çok eğlence mekanları ve düğünlerde yayıldığını dile getiren Tatar, vatandaşların önlemlere uymaları gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, son günlerde bulaş sayısında yaşanan artışın kendisini çok üzdüğünü belirterek aşılanmanın önemine bir kez daha işaret etti. Özverili çalışmalarından dolayı ekibi tüm sağlık çalışanlarını kutlayan Tatar, herkesi aşı ve tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Gazimosa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Kalfaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek pandemiyle mücadelede en önemli konunun aşılanma olduğunu vurguladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, üye sayısı ve salgın dikkate alındığında 24 Ekim'deki parti olağan kurultayında katılımcılık, demokrasi ve adalet adına genel başkanlık, parti meclisi ve diğer organlar için oy kullanmanın 6 ilçede yapılmasının en doğru yol olduğunu söyledi. Başbakan Saner bugün parti meclisini toplantıya çağıracağını ve konunun orada değerlendirilmesini sağlayacağını da belirtti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, 24 Ekim'deki kurultayda daha sağlıklı, demokratik ve adil olanın 6 ilçede oylama yapılması olduğunu belirtti. Ulusal Birlik Partisi basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu'nun bu yönde kendisi ve parti genel sekreterinin de olumlu oylarıyla bir karar aldığını, kendisi ve genel sekreterin bu kararın arkasında durmaya devam ettiklerini belirten Ersan Saner, 17 bin kişiyi bu salgın koşullarında oy vermek için Lefkoşa'da toplamanın hiçbir anlamı olmadığını vurguladı. Ersan Saner, Lefke, Güzelyurt, Girne, İskele ve Gazi Mausa ilçelerindeki 12 bine yakın Ulusal Birlik Partisi üyesinin kendi ilçelerinde oy kullanmasının katılımcılığın artırılması ve salgın koşullarında çok önemli olduğunu kaydetti. Saner, 6 ilçede oy kullanılması konusunu üyelerden, hukukçulardan, akil insanlardan, sağlıkçılardan gelen öneriler üzerine parti merkez yönetim kuruluna taşıdıklarını ve parti meclisinde de ele alınacağını, parti meclisinin doğru karar vereceğine yürekten inandığını ifade etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner açıklamasında, merkez yönetim kurulunun avantaj sağlamak için değil, seçimlerinde adalet ve demokrasiyi sağlamak adına bu kararı aldığını belirtti. Ulusal Birlik Partisi'nin üye sayısının 17 bini aştığını ifade eden Saner, pozitif vakaların arttığı süreçte seçmen kitlesinin en yüksek oranda sandığa gitmesi ve bu şekilde iradenin en doğru bir şekilde ortaya çıkmasının önemini vurguladı. Partinin en doğru kararı vereceğine yürekten inandığını vurgulayan Saner, güçlü Ulusal Birlik Partisi, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Daha güçlü bir Ulusal Birlik Partisi yaratabilmek içinse demokrasiyi, adaleti
Birlik, beraberliği, çok çalışmayı ve üretmeyi temel felsefemiz yaparak çıktığımız yolda devam etmemiz gerekmektedir, dedi. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek olan Orman Dairesi ekibi ve Karşıyaka'da çıkan yangına müdahale eden kadınlara teşekkür belgesi takdim etti. Bize gurur kaynağı oldunuz diyen Bakan Çavuşoğlu, iyi ki varsınız, iyi ki bu duyguları bize yaşattınız. Ülkeyi sevmek böyle bir şey, hiç düşünmeden öne atılmak, siz öne atıldınız ifadelerini kullandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek için giden Orman Dairesi ekibi ve Karşıyaka'da çıkan yangına müdahale eden kadınları kabul ederek teşekkür belgesi takdim etti. Karşıyaka'daki yangına müdahale eden 3 kadının takdiri hak ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yangın çıktığı gün içlerinden gelerek ülkenin değerlerine sahip çıkmak için ellerinde kovalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlattı. Belki çıkan yangını orada ellerinde tuttukları, kovada taşıdıkları su söndüremezdi. Ama onlar tarafını belli etti. Onlar söndürmek istedi. Ve o fotoğrafları gören insanlar o kadar bir motive oldu. Neredeyse Girne bölgesinin bütün tankerleri oradaydı. Onlara destek vermek için onlar önce yangını söndürmek için yola çıktılar. Daha sonra bu videolardan, fotoğraflardan sonra da herkes onlara yardım etmek için, yangını söndürmek için oradaydı. Gerçekten bize gurur kaynağı olduğumuz, buradaki varlığımıza ne kadar sahip çıktığımızı göstermesi açısından sembol resimler. Bu resimleri de tedarik edip daha sonra sizleri de paylaşacağız. Ve bu bakanlıkta ve Orman Dairesi'nde de ilelebet fotoğraflarınız yaşayacak. Bunun da altını çizmek isterim. Bakan Çavuşoğlu, anavatan Türkiye'de çıkan yüzlerce yangına binlerce araröz ve insan, onlarca uçak ve helikopterin müdahale ettiğini işaret etti. Burada gördüğünüz arkadaşlar, tabii diğer arkadaşlar da öyle ama burada hemen burada oturan arkadaşlarımız gönüllü bir şekilde hızla oraya gidip anavatanda çıkan bu yangınların söndürülmesine katkı koyabileceklerini sorumlularıyla birlikte ifade ettiler. Ve biz de bundan Kıbrıs Türk halkı olarak belki de yüzyıllardır ilk kez anavatan Türkiye topraklarına desteğe gittik. Her zaman onlar bize desteğe gelirdi. Bu da biz oraya destek olmaya gitmek için hazırlık yaptık. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık yaparak ailelerini, çocuklarını bırakarak ve biliyorsunuz Covid dönemi olması hasebiyle de oradaki riskleri de göze alarak anavatan topraklarına gittiler ve benim yine kendilerinden müdürümüzden aldığım bilgiye göre orada çok güzel işlere imza attılar. Türkiye'deki yangından zarar gören üreticilere destek olmak için Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin devreye girerek yüzlerce tır balya hibesinde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ihtiyaç olması halinde 200-300 tır balyayı gönderebilecek durumda olduklarını ancak 15 tır gönderdiklerini söyledi. Bir olduğumuz sürece ortak değerlerimizde ortak hareket ettiğimiz sürece bu coğrafyanın güzellikleri geleceğe taşınacak ama asıl burada belki ağaçlar tekrar dikilebilir, tekrar yanabilir ama gösterdiğiniz duyarlılık ve topluma örnek oluşumuz ilelebet yaşayacaktır diye düşünüyorum. Hepinize canı gönülden sevgi ve saygılarımla teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız, iyi ki bu duyguları, bu hisleri bize yaşattınız ve burada gerçekten umutlu olmak, ülkesini sevmek böyle bir şey. Hiç düşünmeden öne atılmaktır. Siz öne atıldınız. Hepinizi, hem yangın hazır kuvvet ekibimizi, hem sizleri defalarca teşekküre boğmak isterim ve teşekkür etmek isterim. Karşıyaka'daki yangına Merve Karakoyun ve Elif Yılmaz'la birlikte müdahale eden Gülizar Kurdoğlu da ormanlar ciğerimizmiş. Her sabah yemyeşil gördüğümüz yer şu anda simsiyah. Kuşlar konacak yer bulamıyor dedi. Kurdoğlu herkesin dikkatli olmasını istedi. En ufak bir müdahalenin bile önemine dikkat çekti.
Türkiye'ye giden ekip adına söz alan Kamil Özkalkanlı da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasında kopmaz bir gönül bağı olduğunu vurgulayarak zor zamanlarda Türkiye'deki halka yardımcı olabilmenin kendileri için de büyük bir onur ve gurur olduğunu belirtti. Koronavirüse ilişkin güncel gelişmelerle devam edelim şimdi ve ülkemizdeki vaka sayılarına bakalım. Ülkemizde son 24 saatte yapılan 16.630 test sonucunda 149'u yerel olmak üzere 173 pozitif vakaya rastlandı. 2 kişi ise hayatını kaybetti değerli izleyenler. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 kişinin yurt dışından hava yoluyla ülkeye geldiği, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında tutuldukları, 149 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. Açıklamada pozitif vakalardan 76'sının Lefkoşa, 46'sının Girne, 16'sının Gazi Mausa, 3'ünün İskele, 6'sının Güzelyurt ve 2'sinin de Lefke bölgesinden oldukları kaydedildi. Yoğun bakımdaki hasta sayısının 16'ya yükseldiği bilgisini veren bakanlık, 118 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiğini de belirtti. Bakanlık, COVID-19 tanısıyla tedavi gören 76 yaşındaki erkek hastayla 71 yaşındaki kadın hastanın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki koronavirüsle ilgili son gelişmelerin seyrine de bakalım. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 39.578 test sonucunda 257 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı ise yaşanmadı. Rum Sağlık Bakanlığı hastanede tedavi gören 181 kişiden 75'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 296.711 COVID-19 testi yapıldı. 19.970 kişinin testi pozitif çıktı ve 217 kişi ise yaşamını yitirdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 işletmeye 499.250 Türk Lirası hibe sağladı. Hayvancılık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu'nun 21 Haziran tarihli kararı uyarınca sıcak süt veren işletmelere yönelik soğutucu, depo ve veya sağım sistemi alımının desteklenmesi projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuruda bulunan 27 üreticiye toplam 499.250 Türk Lirası hibe verildi. Hibe programı 15 Aralık tarihine kadar devam edecek. Sıcak süt veren işletmeler hayvancılık dairesine başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabilecek. Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ve dondan zarar gören patates tazminatlarının ödendiğini açıkladı. Muhtelif tarihlerde meydana gelen dondan zarar gören 2021 ilkbahar patates ürünü için iki üreticiye 29.088 Türk Lirası tazminat, Temmuz ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 136 üreticiye de toplam 163.440 Türk Lirası tazminat ödendi. Fon Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren hayvan üreticilerinin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, diğer üreticilerin de tazminat çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan alabileceği belirtildi. Açıklamada, patates üreticilerinin de tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan alabileceği kaydedildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası yetkilileri Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Bakanlığa siyah çelenkte bırakılan eylemde kurumun özelleştirilmesine karşı mücadele verileceği de yinelendi. Elsen yetkilileri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önünde toplanarak Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na yürüdü. Yönetim kurulu düzeyindeki eyleme bu memleket bizim platformu çatısı altındaki siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak destek verdi. Elsen'in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Arslan Bıçaklı eylemde Kıptek'e bilerek yatırım yapılmadığını ve sıkıntıya sokulmaya çalışıldığını savundu.
Şuradan ELSEM Başkanı Kubilay Özkıraç da Başbakan Saner'le Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'ya seslenerek uyarılarının dikkate alınmaması halinde eylemlerinin süreceğini ifade etti. Bu memleket bizim platformu adına konuşan DEVİŞ Başkanı Koral Aşam da Kıptek'in özelleştirilmesi veya batırılmasının önüne geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Eylemde okunan ortak basın açıklamasında ise Kıptek'in özelleştirilmesine karşı durmaya devam edileceği belirtildi. Konuşmaların ardından bakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı. Bu sırada sendika yetkililerinin bakanlık kapısına gidişine izin verilmeyince kısa süreli gerginlik de yaşandı. Eylem sonunda bakanlık binasına yumurta atıldı. Bölge bağlantımız var. Bölge bağlantımız için bugün Gazi Mausa'ya uzanacağız. Berete Gazi Mausa muhabirimiz Ülke Akın bugün Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Ertel'i konuk edecek bağlantısında. Ve bağlantı kapsamında da bugün ülkemizdeki pandemi süreci, Maraş açılımı ve Gazi Mausa Belediyesi'nin mevcut ekonomik durumu gibi konular ele alınacak. Öncelikle muhabirimiz Ülke Akın ve konuğuna günaydın dileklerimizi iletelim ve sözü onlardan isteyelim. Günaydınlar. Bölge bağlantılarımızın bir yenisiyle daha sizlerleyiz ve bu sabah Mausa Gelişim Akademisi'nden sesleniyoruz sizlere. Konuğumuz Gazi Mausa Belediye Başkanı Sayın İsmail Ertel. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim, bir süredir kente dair sizinle sohbet etme imkanımız olamadı. Bu sabah teşekkürler yayınımıza katılmanız vesilesiyle. Hayata geçirdiğiniz, yürütmekte olduğunuz projeleriniz, pandemi süreci, Maraş açılımı, ekonomik konular, tüm bunlara süremiz el verdiğince açıklık getirelim isterim. İlk önce pandemiyle başlayalım efendim. Pandemi sürecinde belediye kente ne gibi çalışmalar yaptı? Pandeminin mali ve idari yönden belediyeye yansıması neler oldu? Tabii ki bu sorulara cevap vermeden önce ben bu fırsatı bulmuşken bu vesileyle zaman zaman basınımızda Gazi Mausa Belediyesi ile ilgili haberlerin yanında da bilgisizliğe dayalı yorumlar, köşe yazıları görmekteyim. Bu vesileyle buradan söylemek istiyorum. Bizlere ulaşmadan, bizlerden, belediyeden, yetkililerden doğru haberleri almadan böyle sağdan soldan üretilmiş dedikodularla yapılan haberler doğru değildir. Basın etiği yönünden de çok normal olduğunu zannediyorum. Haziran ayında görevimiz seçilmiş olduğu bir süre dolacağı için giderken 2020 Mart ayında diyorum. Bunu buradan söylemek istiyorum. Evet, gelelim pandemiye. Pandemi süreciyle karşılaştık. Bütün normal seyrinde giden yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarımız planlanmış bir şekilde, bütçelenmiş bir şekilde 2022 Haziran ayında görevimiz seçilmiş olduğumuz süre dolacağı için giderken 2020 Mart ayında koronavirüs süreciyle karşılaştık. Bütün dünyayı sarstığı gibi Türkiye'yi de bizleri de yapacağımız çalışmalar duraksadı. Duraksarken başka görevler omuzlarımıza yüklendi. Bunlar nedir? Pandemiyle mücadele. Yerel yönetimlere çok büyük görevler düşer burada. Doğrudur. Her zaman hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda bizlere ulaşan kararlar, bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda ilçe emniyet kurullarının çalışmasıyla kaymakamımız, polis müdürümüz, biz zaman zaman hastane başhekimliği, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Tabiatıyla 2020 Mart ayından itibaren çok büyük bir sıkıntı yaşadık. En birincisi yürüttüğümüz projeler yavaşladı. Bu pandemiyle mücadele sürerken
tabii bütün ekonomik dengeler de sarsıldı. Yalnız belediyenin değil, bir zincirleme şeklinde düşünün. İş yeri sahipleri, siftah etmeden açıp kapamalar, arada kapandığımız günler. Dolayısıyla nasıl ki insanlarımızın, iş adamlarımızın, esnafımızın gelirleri düşmüştür. Belediyemizin de tahsilatlarında büyük düşüşler oldu. Yüzdeye topladığımız tahsilatın %20'lere kadar düştüğü günler biraz düzelir gibi oldu ama bu süreçte hiçbir zaman eski yerine gelmedi. Onu peşinden söyleyeyim. Dolayısıyla insanlarımızın da belediyeye olan ödemesi gereken miktarlar zamanında ve yeterli miktarda olmadı. Bunu da normal karşılıyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Sadece emlak vergisinden biriken borç vatandaşın mavza belediye hudutları içerisindeki vatandaşın belediyeye vermesi gereken, ödemesi gereken miktar 17 milyona çıktı. Büyük bir rakamdır. Bunun yanında bu süreci geçirirken, ki bir yılı aştı, 2021 Ağustos'a geldik şimdi. Sağlık Bakanlığı'nın yetişemediği yerlerde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işleri de yapıyoruz. Bunu seve seve yapıyoruz. Çünkü aksi bir durumda kimse kimseyi suçlayacak durumda olmaz. İşte biraz gevşemeyle rakamların nereye çıktığını hep beraber görüyoruz. Bu gevşemenin de analizini yapabiliriz. Birkaç vaka için başlangıçta tedirgin olurken şimdi 170'lere, 180'lere çıkıyoruz. Tamam. Bir rahatlık, bir çare arayışı da görmüyorum ben. Hükümete de buradan söylemek istiyorum. Yani bazı şeylerde daha sıkı tedbirler almak lazım. Belediye yapacağını yapıyor. Ne yapıyor? İşte PCR testlerini artırdık. Arkasından denetlemeleri yapıyoruz. Zaman zaman bana derler ki işte bu kadar çok harcamamız var pandemi süreli ilgili. Yardımları saymıyorum. Çünkü o belediyenin belli bir bütçesinde vardı. Geçim sıkıntısı olan insanlara hep kayıtları vardır bunların. Kaymakamlıkla beraber yardım kampanyalarının dışındadır söylediğim harcamalar. Pandemi süreciyle ilgili denetimler, özellikle PCR testlerinin 800 ile 1000 PCR testi yapıyoruz günde. Bir yıla yakın oluyor. Bunlar hep birer masraftır. Bunlar harcanırken tabiatıyla bize devletten de bu konuda henüz bir yardım gelmedi. Belediyeler Birliği'nde de bu konu konuşuluyor. Biliyorsunuz belediyelerin gelirleri düştüğü için belediye başkanları sürekli temas var ama netice yoktur. Bir de yasayla ilgili bir çalışma var. Sanki böyle yasayı düzeldiğince bu işler birazcık rahatlama gelecek. Burada yasayı değiştirelim. Belediyelere gelen kaynak biraz artsın. Ya da bana zaman zaman derler ki işte belediyelere ceza kesme yetkisi verdik. Buradan gelir sağlayın. Bu şimdi çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten vatandaş perişan. Çalışanlar gününde ödenemiyor. İşveren istediği gibi personelini çalıştıramıyor, randıman alamıyor. Siz eğer bunlara ceza keserek belediyenin gelirlerini toparlayalım da işlerimiz yürüsün gibi bir yaklaşım çok doğru olmaz gibi geliyor bana. Bu iş için başka kaynak bulması lazım. Hükümetler bu işler içindir. Zor günlerde. Yoksa kolay zaman herkes hükümetçilik yapabilir. Muhalefete de geleyim, onu da söyleyelim. Onlar da muhalefet yapılacak konular var, yapılmayacak konular var. Pandemi üzerinde muhalefet yapma yanlıştır. Çünkü bu bütün toplumu, hangi siyasi görüşte olursa olsun, ilgilendiren bir konudur. Bir doğal afet gibi düşünürsünüz, bir savaş gibi düşünürsünüz. Burada birbirimizden kavga etmenin bir manası yoktur. Buna hep birlikte, el birliğiyle çözüm bulmamız lazım. Dolayısıyla, tabii şimdi görünürde belediyelerin gelirleri hepsinin düşmüştür. Maddi bir sıkıntı içerisindedir. Bizde de bu olur. Zaman zaman sendikayla da bizi karşı karşıya gösteriyor basında. Böyle bir şeyimiz var ama ben belediye sendikasından temasımı devamlı sürdürüyorum. Bu sıcakta, içinde bulunduğumuz yaz mevsiminde çalışan insanların, bu mavzanın temizliğini sağlayan insanların
park bahçesini, su işlerini, sağlık işlerini yürüten bütün çalışanlarımızın alın terinin ödenmesi lazım. Tabii burada gecikmelerimiz olabilir. Maaşlarda birkaç gün gecikme olabilir ama öyle aylık gecikmelerimiz hiç olmadı. Olmaması için de çalışıyoruz. Ama belediyenin geliri, gideri dönen bir çark varken bize gelmesi gereken maddi kaynağın da bir şekilde gelmesi lazım. Yani hep harcayacaksınız ama bir yerden de bir şey gelmeyecek. Bunun bir süresi var. Bir süre sonra tıkanacağız tabiatıyla. Bazı belediyeler tıkandı. Biz de sıkışıyoruz. Bir defa devletten alacağımızı almamız lazım. Vatandaştan almamız gerekeni almamız lazım. Şimdi diğer vergilerden bahsetmiyorum ama özellikle emlak vergisi birazcık böyle varlıkla ilgili bir konu olduğu için ben buradan onu da söylemek istiyorum. Emlak vergilerini insanlarımız lütfen ödesin. Evet. Belediyenin mevcut ekonomik durumunu soracaktım ama aslında siz değindiniz buna. Bir takım sıkıntılar var sanıyorum. Bunun için de bu şekilde bütün belediyelere, yalnız bizim için değil, yani bütün yükü belediyelere pandemi sürecinde bunları sizin göreviniz dedi yapmanız lazımdır deyip de etrafından dolanamazlar. Şimdi evet. Bu sorun hepimizi bir gün saracak. Evet, çabuk çabuk hemen geçelim istiyorum Sayın Başkanım. Şu an salon üzerindeyiz. Tabii nasıl algıladıkları da önemlidir. Yani bu borcun devletin de bir borcu olduğunu kabul ederler mi etmezler mi bilmem ama bunun bir şekilde bütün belediyeler. Yalnız bizim için değil, yani bütün yükü belediyelere pandemi sürecinde bunları karşılıklı anlaşarak yarısında işi durdurdu. Evet. Tekrar değerlendirdi. Tabii en çok konuşulan bu ikinci etabının asfaltının kazılıp da dökülmemesiyle ilgili. Hı hı. Tabii ki hiç böyle seyredeceği düşünülemezdi. İlgili müteahhit için bir makine vardı o günlerde. Bu eski asfaltı kazımak, o da süreli geliyordu buraya. Nasıl olsa arkası yapılacağı için o kazıma işini yaptı. Kemirildi yani daha doğrusu. Kemirilmiş bir asfalt buradan çıktı. Dolayısıyla şimdi yola baktığınızda tırtıklıdır. Bu pandemi süreci de devam ederken buna rağmen biz bunun ihalesini bitirdik. İhaleye de çıktık. İlgili firma da şeyi kazandı. Hı hı. Yalnız tabii 2009 yılından beri bir de kanalizasyon problemi var Gazimavuta'nın. Olmayan, çalışmayan, devamlı bizlere problem çıkaran bir kanalizasyon sistemi. Avrupa Birliği 89 milyon Euro'ya yapmış olduğu bir projeyi 2013'te devletler belediye 17 milyon Euro'luk bir tamirat projesi de tekrar gündeme geldi. Bunu Avrupa Birliği yapacağım diyor. Onlar da işte ihaleye çıkıyorlar. Geçen sembolik bir tören yaptık. Proje başlıyor. Alan firma aldı. Yalnız bu yol üzerinde de birkaç yerde tamirat var. Dolayısıyla şimdi onu konuşuyoruz. Onlar zaten henüz başlamadı işe. Biz diyoruz ki o tamiratı da bunları yapsın. Bizim ihale arkasından başlar. Dolayısıyla bir gecikme var ama şeyle ilgili değil. Yani parasal bir sıkıntı değil burada. Teknik bir konudur. O gecikme onunla ilgili. Dolayısıyla yani masamızın bir köşesinde durur. Süratle onu bitirmemiz lazım. Çünkü vatandaşımız da devamlı bunu söylüyor ama olayın detayı budur. Evet. Maraş'ı konuşacağız. Maraş açılımı ama hemen sormak istiyorum Sayın Başkanım. 2022 Haziran'a da geri sayım başladı. Çok bir şey kalmadı. Adaylıkla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii şimdi görevde olan birine aday mısınız diye sormak biraz erkendir gibi geliyor bana. Çünkü bizim daha 10 ay kadar bir süremiz var. Ben ne kadar hızlanırsam şimdi ona bakıyorum. Adaylık bir daha seçime girmekten bunlar sonraki konulardır diye düşünüyorum. Çünkü yetiştireceğimiz işler var, yetişemeyeceğimiz işler var. O konjektürel bir şeydir benim için. Yeni adaylar var, doğrudur. Biliyorsunuz herkesin demokrasilerde en doğal hakkıdır. Nasıl
görevini yapmış ve sadece vatandaşları, herkes aday olabilir. Olsun, ben hiçbir şikayetim yoktu. Hepsi de Mavusalı sevdiğimiz arkadaşlardır. Bu koltuklar da bizim değil. Günü geldiğinde bıraktı, başkası gelir. Onlar gider, başkası gelir. Gençten gelince değiştirebilir. Dolayısıyla ben şimdi işlere bakıyorum. Bitirmeye çalışıyorum. Günü geldiğinde dediğim gibi konjektürel ana karar verdim. Peki. 46 yıl aradan sonra yeniden insan seslerinin işitildiği Maraş. Biraz onu konuşalım istiyorum. Maraş açılımı. Belediye olarak ne gibi hizmetler götürdünüz efendim Maraş'a? Şu an halen süren çalışmalarınız var mı? Evet, tabii ki her programda ben bunu söylerim. Güney'den gelen televizyon kanallarına da aynı röportaj yaptık. Burada olayı biz ben üst başlık altında incelenmesi doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii birincisi için siyasi boyutu. Biz garantör Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en üst siyasi makamlarının verdiği bir kararla bu açıdan başlamış seçim 2020. Ondan sonraki işin seyri bakımından, tabii orada askeri bir idare de konuştuk öncesinden gelen ve bizim işleri bakan hükümetimizin işin ikinci başlığına geldi. O da işin idari kısmında. İdari kısmında nasıl seyredeceği değil. Güney'den taşınmaz mal komisyonuna başvuru da yapmaktadır. 300 kusur başvuru var Maraş'la ilgili bildiğim kadarıyla. Yani son haftalardaki rakamı alamadım. 20 Temmuz 2021'de bir keskin viraj daha var orada. O da için 5.45 kilometre karelik bir alandı kapalı olarak. Onu bu alanın %3.3 bir bölümü askeri idare eden çıkarılmış. Dolayısıyla o bölge içinde duracağız var. Geçen haftalardaki rakam 36 civarındaydı. Dolayısıyla güneyden gelen televizyonların da sorduğu soru güneydeki insanların işin seyrinin takvimini merak ettikleri. Yani biz gelip müracaat edersek ne olur? Ne zaman böyle olur? Ne zaman böyle olur? Yani biz seyirleri bir takvim. Ben bunu bizim bakanlıktaki arkadaşlara bir tekrar almışlar. İletim başbakanım. Yani böyle bir beklenti var. Bu da işin ikinci başlığı ileri. Gelelim üçüncü başlığa. Üçüncü başlık da bu bölgenin normal bir şehire benzemesi için yapılması gerekenlerdir. Başlangıçta Konya Büyükşehir Belediyesi sosyalistleri o konuda destek olduktan sonra onlar görevlerini yaptık. Ondan sonraki işler bizim bölgenin temizliği, bölgenin insanların güzergahlarda gezinirken her türlü temizlik, güvenlik de bu arada önemli. Çok arkasından yaz mevsimi gelirken plajların kullanılması. Bu arada bir de çay bahçesi, havuzlu bahçe diye andığımız bir yerimiz var. O da 74 öncesi böyle bir parktı. Tabii 47 yıl işte girmemiş, dokunulmamış. Çok sıkıntılı bir yerdi. Doğasına, dokusuna hiç dokunmadan bir güzellik yarattık orada. Güneyden gelen misafirler de gelir, yabancılar da gelir, bizim insanlar da gelir. Dolayısıyla belediyenin görevleri, kamuya ait yerleri düzenlemek, temizlemek. Bir de tabii böyle bir bölgede yangın riski çok vardır. Bunu hep söylerim. 2015 yılında da büyük bir yangın yaşadık. Şimdi insanların bu güzergahlarda gezinmesi de söz konusu olduğu için o riski daha fazla görüyoruz. Hepsi artık Eylül'den sonra aşırı sıcaklarda biteceği için biraz rahatladık ama onları da düşünerek plajlardaki insanların oralara gidip emniyetli bir şekilde denize girmesini sağladık. Minibüs servisleri koyduk. İnsanları bir yerden bir yere taşımak. Onları yaptık. Bisikletler zaten vardır orada. Sabah 8, akşam 8 açık bir
bölgemizdir. Kimsenin özel mülküne orada dokunmadık. Zaten dokunması da tehlikeli olduğu için her evin önüne şimdi tabelalar yaptırıyoruz. Bu işit binalara can güvenliği açısından girmek yasak. Onları takıyoruz. Bundan sonraki süreç nasıl seyredecek? O az önce söylediğim ikinci başlığın altında taşınmaz mal komisyonumuz süratli değil. Çalışmalarımız süratli değil. Sayın Başkanım. Başka soru varsa fırsat bulmuşken. Soru çok. Konuşacağımız konu da çok. Bu belli. Bir başka programda uzun uzun tekrar konuşalım. Siz ayrılan süremizi açmışsınız. Ben teşekkür ederim. İşaret ediyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Evet, bu sabahki konuğumuz Dersim Olsa Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter'di. Bize ayrılan süre içerisinde kendisiyle biraz Maraş, biraz ekonomik konular, biraz pandemi, projeler derken bir şeyleri sizlere aktarmaya çalıştık. Süremizi açtık da sanıyorum. İyi yayınlar dileyerek ben sözü size bırakıyorum. Evet, Ülke Akın'a teşekkür edelim ve konuğuna bu bağlantı için değerli izleyenler ve bölge bağlantımızla birlikte aslında sabah haberinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatler 7'yi gösterdiğinde BRT ekranlarında sabah haberde günün gündemine ilişkin tüm gelişmeleri, gazete manşetlerini, iç ve dünyadan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki karşınızda olacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi spor turuyla yayınımız devam edecek. Ardından da 45 artı programıyla Baykan Gürses konuyla karşınızda olacak. Baykan Gürses'in bugünkü konuysa İş Adamları Derneği Başkanı Enver Mamülcü olacak. İyi seyirler dileyelim sizlere öncelikle. Bizde kalmaya devam edin. Yayınımızı takip etmeye devam edin. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün en mutlu günler sizin olsun. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları açılış seremonisiyle resmen başladı. Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonun açılışı Japonya Ulusal Stadı'nda yapıldı. Törene 2020 Tokyo Olimpiyatlarındaki gibi seyirci alınmadı. 1964'ten sonra ikinci kez Paralimpik Oyunları'nı düzenleyerek bunu başaran ilk şehir olan Tokyo'daki etkinliğe 161 ülke ve sığınmacılar takımının oluşturduğu 4400'den fazla sporcu katıldı. Müsabakaların başladığı 2020 Tokyo Olimpik Oyunları 5 Eylül'de sona erecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Tur Revanşı'nda 3 maç yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Benfica, Malmö ve Young Boys bu sezon gruplarda mücadele edecek. Alınan sonuçlar şöyle: PSV Eindhoven 0, Benfica 0, Ludogorets 2, Malmö 1, Ferencvaros 2, Young Boys 3. Bu arada PSV'nin elenmesiyle Beşiktaş 3. torbaya yükselebilmek için Şahtar veya Salzburg'un elenmesini bekleyecek. Yeni camide Ali Özmen Safa dönemi başladı. Başkan Ali Vehid'in istifası sonrasında olağanüstü genel kurula giden siyah beyazlı camiada tek aday olan iş adamı Ali Özmen Safa, üyelerin onayıyla kulübün yeni başkanı oldu. Ali Özmen Safa'nın yönetim kadrosunda Alihan Pehlivan, Ercan İbrahimoğlu, Ömer Mert Bulut, Şenol Karayel, Volkan Bardak, Çağkan Kabataş, Ulus Nasıroğlu, Ali Kemal Piyale, Erkan Arıklı, Hasan Vahip, Derviş Sönmez ve İsmail Eker yer alıyor. Erten Gazi'nin de forma giydiği Anadolu Efes 2021-2022 sezonunun ilk çalışmasını baş antrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Süper Lig şampiyonu olan Anadolu Efes, İstanbul'da bir süre sürdüreceği hazırlıkların ardından ikinci etap çalışmaları için İtalya'ya gidecek. Avrupa Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu sonrasında BRT 1 HD'de yayınlanan spor gündemine konuk olan Anadolu Efes'in Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi henüz yolun başında olduğunu ve formasını giymekten memnuniyet duyduğunu, Anadolu Efes'te uzun süre tecrübe edilmek istediğine vurgu yapmıştı.
Gazi Musa Belediyesi Tenis Kulübü'nün merhum başkanlarından Ersoy Birkan anısına organize ettiği Suerte Cup başlıyor. 12, 14 ve 16 yaş kategorilerinde gerçekleşecek turnuvada para ödülü de verilecek. Turnuva 11 Eylül'de tamamlanacak. Bu arada Hasan Güray anısına Ülker Store Cup adı altında organize edilen turnuvada Suerte Cup'la eş zamanlı start alacak turnuvada 8, 9, 10 yaş kategorisinden sporcular kortta olacak. Öte yandan Tenis Federasyonu'nun Gazi Mosa Belediyesi Tenis Kulübü ile birlikte organize ettiği iki turnuvanın bir diğer ayağı da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Dayı Cup adı altında Ergün Demirciler anısına yapılacak. Turnuvada mücadele büyükler ve tenise hoş geldin kategorisiyle birlikte senyörler grubunda olacak. Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı da yenerek 5'te 5 yaptı. Filenin Sultanları Hollanda karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette D grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak 8'li finallere yükseldi. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada Türkiye sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Ay Yıldızlar Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya ise 3-0 mağlup etmişti. Turnuvada 8'li finaller 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bu arada D grubundaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan Filenin Sultanları Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B grubunu 4. sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti. Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'da oynanacak.